Efendim mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İlk haberle bültene başlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık üretilen illerde yapılan çalışmayla 2022 yılı tahmini fındık rekoltesi hesaplanmıştı. Çalışmanın sonuçları ortaya çıktı. Verilere göre Türkiye genelinde 2022 yılında 759.274 ton fındık rekoltesi bekleniyor. Merakla beklenen rakamlar ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık üretilen illerde yapılan çalışmayla 2022 yılı tahmini fındık rekoltesi hesaplandı. Çalışmaların sonuçları ortaya çıktı. Verilere göre Türkiye genelinde 2022 yılında 736.509 hektar alanda 759.274 ton fındık rekoltesi bekleniyor. Ortaya çıkan rakamlarda Ordu'nun 2022 yılı tahmini rekoltesi ise 240.559 ton olarak verildi. Ordu'yu 112.301 tonla Samsun izledi. Rakamlara göre Samsun'un fındık üretiminde Giresun'u geçtiği, her geçen yıl Ordu'ya daha da yaklaştığı görüldü. Ordu'nun komşusu Giresun'un tahmini fındık rekoltesi ise 92.401 olarak aktarıldı. 2022 yılında en çok fındık üretmesi beklenen 3. il ise Sakarya oldu. Sakarya'nın 2022 yılı tahmini fındık rekoltesi 98.267 olarak aktarıldı. Ortaya çıkan rekoltenin tahmini olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Fındık hasat dönemine kadar ürünün çeşitli nedenlerle elbette belli ölçüde kayba uğraması muhtemel. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt fındık taban fiyatının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi. Enginyurt taban fiyat 60 lira olmalı dedi. Sayın Cumhurbaşkanı, fındık taban fiyatını açıklayınız. Üretici bir an önce ne yapacağını bilsin. Üretici çaresiz, umutsuz, ne olacağını bilmiyor. Geçen sene 26,5 lira dediniz. 3 dolar 10 sentti. Bu sene 3 dolar 10 sent 55 lira ediyor. Ama en az 60 lira olması gerekir. Üretici kazanmak zorunda. Üretici perişan oldu. Fındık taban fiyatının 60 lira olarak derhal ilan edilmesini bekliyoruz. Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la birlikte üreticimizin yanındayız. Fındık taban fiyatı açıklanmalıdır. Hükümet geç kalıyor. Hükümeti uyarıyoruz. Geç kalırsa üretici perişan olacak, mağdur olacak. Fındık taban fiyatı derhal açıklansın. Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle fındık bahçelerinde oluşan hasarın tespitine yönelik ön çalışma başlatıldı. Ordu'da etkili olan sel ve toprak kayması fındık bahçelerinde vurdu. Hazır. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile ziraat odaları kentte önceki gün başlayan, dünse aralıklarla devam eden yağış sonucu zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunuyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, Tarım ve Orman Müdürü Engin Derebaşı ve ziraat mühendisleri yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret etti. Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, yoğun yağışın belli bölgelerde zarara neden olduğunu söyledi. Pazar ve Perşembe'de belli bölgelerde hem yollarda hem yol duvarlarında hem de fındık bahçelerinde önemli zararlar, heyelanlar oluşturdu. Bununla ilgili de zaten dünden itibaren alanlardayız. Bugün de özellikle Perşembe'deki zarar gören fındık bahçelerinde ilçe Tarım Müdürümüz Sayın Engin Derebaşı, mühendisler, ziraat odası mühendislerimizle beraber alanları bir ön inceleme yapıyoruz. Soydan, vatandaşların önümüzdeki günlerde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak hasar boyutuyla ilgili tespitleri yaptıracağını belirtti. Vatandaşlarımızın önümüzdeki günlerde ilçe Tarım Müdürlüğü'ne de müracaatları yapılarak hem hasar boyutuyla ilgili tespitleri tekrar yapılacak. Ayrıca tabii sigorta yaptıran üreticilerimiz de muhakkak heyelandan dolayı da kendileriyle ilgili Tarsim'e müracaat edebilirler. Zarar gören mahallelerde muhtarlarla diyalog halinde olduklarını işaret eden Soydan, vatandaşlarla da görüşerek bahçelerin durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını aktardı. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy bu yılda fındıkta maliyet analiziyle kameraların karşısına geçti. Şensoy 1 kilo fındığın üreticiye maliyetini 46 lira 86 kuruş olarak açıkladı. Fındık hasat sezonu öncesinde Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy bir kez daha kameraların karşısına geçti. Her yıl bugünlerde 1 kilo fındığın üreticisine kaç liraya mal olduğu ve nihayetinde de fındık tarımının sürdürülebilirliği için kaç liraya satabilirse bu iş hallolur. Bunun mücadelesiyle beraber bugün deklarasyonunu yapacağız. Şensoy bu kez 2022 yılı fındığının maliyetini hesapladı. Maliyet hesaplarını basın mensuplarıyla paylaşan Şensoy, 1 kilo fındığın bu yıl 46 lira 86 kuruşa mal edildiğini söyledi. Rabbimize şükürler olsun, tekrar hasat zamanına yaklaştık. Bizler de nacizane çalışmamızı yaptık. 1 kilo fındığın üreticimize maliyeti 46 lira 86 kuruş. Yüksek bir rakam. Geçen sene bu 27 lira seviyelerindeydi. 27 liradan 46 lira 86 kuruşa çıkmış durumda. Zaten normal, abartılı bir rakam değil. Ziraat Mühendisi Şensoy, refah payı eklendiğinde ise fındığın en az 65 lira 60 kuruştan satılması gerektiğini belirtti. Satış rakamımız sevgili arkadaşlar 65 lira 60 kuruş. Bu çok zorlu bir çalışma sonucu bu rakam elde edilmiştir. Şunu önemsiyorum. Bu rakam kesinlikle yüksek değildir. Bu sene 41 olsun, 52 olsun, 85 lira olsun gibi birçok temenni rakamları, kampanyaları düzenlenmeye çalışıldı ama rağbet görmedi. Şensoy Ordu'da fındığın tahmini rekoltesinde kendi hesaplarına göre açıkladı. Bu yıl toplam 205 bin ton fındık olacak dedik. Ordu için konuşuyorum. Ordu'nun Perşembe ilçesi Efirli mahallesinde bir kamyon kasa kısmından yanmaya başladı. Bir anda yükselen alevler paniğe neden oldu. Kamyondan yükselen alevler paniğe neden oldu. Ordu Perşembe Efirli mahallesinde maliye uygulama noktasında mobilya yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Seyir halinde olan kamyonun arka kısmındaki alevleri gören diğer sürücüler tarafından uyarılan kamyon sürücüsü kamyoneti güvenli bir alana çekti. Kamyonun kasa kısmında çıkan yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Çıkın, seyirleyeceksiniz kardeşim. Arkadaşlar dumanın arkasında durun. Araçta yangının devam ettiği anlarda sürücü büyük panik yaşadı. Kamyonun kenara çekildiği noktaya gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyonun kasasının zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bültenimize bir kaçakçılık haberiyle devam ediyoruz efendim. Ordu'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından Altınordu ve Faslı ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri 220 bin lira olan sahte ve bandrolsüz makaronla kıyılmış tütün ele geçirildi. Altınordu ilçesinde 6 iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 100 bin lira olan uygunsuz ürüne el konuldu. Faslı ilçesinde ise bir iş yerinde 120 bin liralık ürüne el konuldu. İş yeri sahipleri hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonla ilgili detayları paylaştık. Altınordu'da zamanında alınan önlemler sonucu aşırı yağışlar önemli bir sorun yaşanmadan atlatıldı. Sağ çalışmaları 48 iş makinesi, araç ve 149 personelle kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Son günlerde etkili olan ve afet boyutuna dönüşen aşırı yağışlar Altınordu'da zamanında alınan önlemler sonucu önemli bir sorun yaşanmadan atlatıldı. Altınordu Belediyesi'nin Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde altyapı çalışmalarını tamamladığı Düz Mahalle ve Yeni Mahalle başta olmak üzere daha önce her yağışlı su baskını yaşanan bölgelerde hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Dere yatağı taşkınlarından kaynaklı dere geçiş noktalarında yaşanan olumsuzluklarsa Başkan Aşkın Tören'in sahada bizzat yönettiği çalışmalarla kısa sürede ortadan kaldırıldı. Altınordu Belediyesi bünyesinde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen 143 ihbar, şikayet ve talebe ekipler tarafından müdahalede bulunuldu. 35 mahallede 55 noktada heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi. Heyelan ve göçük temizleme çalışmalarında 28 noktada menfez ve boru ağız açıldı. Ayrıca 15 kilometre reglaj çalışmaları gerçekleştirilerek yollarda yaşanan bozulmalara müdahale edildi. Dere yatağı önünde bulunan bazı ev ve iş yerlerinde yaşanan su baskınlarına hızlı bir şekilde müdahale eden Altınordu Belediye ekipleri Altımeşken'de evde temizlik hizmeti sundu. Aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen 11 hanede 35 kişiye ise 2 öğün sıcak yemek servisi ve gıda paketi desteğe ulaştırıldı. Sağ çalışmaları 48 iş makinesi, araç ve 149 personelle kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yağışlar sırasında gece başladığı mesaisinin tamamını sahada ekiplerle birlikte geçiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu'nun son yağışlarda başarılı bir sınav verdiğini söyledi. Tören, aşırı yağışlarda önemli bir olumsuzluğun yaşanmamasında bugüne kadar gerçekleştirdikleri altyapı yatırımlarının çok önemli bir payının olduğunu belirtti. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövcü ve belediye yöneticileri çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'ya geldi. Gölköy'de kaymakamlığa ve belediyeye ziyarette bulunan heyet, ilçenin doğal güzelliklerinde gezme fırsatı buldu. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu'ya gelen İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövcü ve belediye yöneticileri Gölköy'de ziyaretlerde bulundu. Başkan Dövcü ve beraberindekilerin ilk durağı Gölköy Belediyesi oldu. Ziyarette Sancaktepe'de yaşayan Gölköylüler ve belediyelerin hizmetleri konuşuldu. Gölköy Belediye Başkanı Fikrioğlu da Sancaktepe Belediyesi'ni ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ben Sayın Başkanıma ve heyetine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri onur ettiniz, mutluluk verdiniz. Dolayısıyla sizleri ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah bugün dolu dolu bir gün geçireceğiz. İnşallah. Yani biz her zaman Gölköy olarak sizlerin yanındayız. Sancaktepe'nin yanındayız. Şahsında da böyle bahsettiğiniz kardeş belediye noktasında da bizim üzerine ne düşerse varız diyorum. Eyvallah. Bütün misafirlere hoş geldiniz diyorum. İnşallah ilçemizde güzel bir anı olarak yaşamayı ve bugün beraber Ulugöl'e geleceğiz. Diğer tarihi yerleri, kalemiz var, orada bir bakış yapacağız. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövcü ise kardeşi ilçe olarak Gölköy Belediyesi'ne destek olacaklarını kaydetti. Bu güzel misafirperverlik karşısında başkanımıza, ekibine ve buradaki Cumhur İttifakı'nın kıymetli temsilcilerinin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz Ordu ziyaretlerimiz kapsamında Gölköy'ü ayrı bir yerde tuttuk. Çünkü hakikaten ilçemizde Gölköylü hemşerilerimiz oldukça yoğun ve hakikaten bizim yanımızda destek ve etkin bir yönleri de var. Ben bu anlamda buradan kendi memleketlerinden Sancaktepe'deki bütün Gölköylü kardeşlerime gönülden selamlarımı iletiyorum. Hakikaten çok güzel bir memleketleri var. Biz de çok beğendik. Şeyma Dövcü ve beraberindekiler Gölköy Kaymakamı Onur Bektaş'ı da makamında ziyaret etti. Bu makineleri getirdik, kadınlarımızı öğrettik. Hatta bunların inşallah onlar da eğitimini alacaklar bunu. Yani buradaki kadınlara dokuma kursunda çantalar ürettik. Yapılan ziyaretlerin ardından Gölköy'ün doğal güzelliklerini gezen heyet Ordu'ya hayran kaldı. Kimlik kartınızı kaybettiğinizde ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Ordu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan ne yapılması gerektiğini anlattı. Diğerlerimizin baş parmağıyla aynı şekilde devam ediyoruz. Kimlik kartı kişi özel resmi bir belge niteliği taşımaktadır. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sahip olması gereken bir belgedir. Herhangi bir sebeple kaybedilmesi veya çaldırılması halinde ise yapılması gereken bazı hususlar bulunuyor. Peki bunlar nelerdir? Kimlik kartınızı kaybetmişseniz Alo 199 ya da en yakın ilçe nüfus müdürlüğü ya da e-devlet şifrenizle e-devletinize girerek oradan kaybettiğiniz kimliğinizi geçersiz hale getiriyorsunuz. Kaybedilen kimlik türüne göre işlem dönemlerde değişiyor. Kimlik kartınız eğer yeni tip kimlik kartıysa öncelikle bunu kaybettiğinizde Alo 199'u arayarak ya da nüfus müdürlüğüne müracaat ederek ya da e-devlet üzerinden bu kimlik kartınızın geçersiz hale getirilmesini isteyeceksiniz. Kimliği geçersiz hale getirdikten sonra ise belli adımları takip etmeniz gerekiyor. Kimliğinizi geçersiz hale getirdikten sonra bir biyometrik resim çektiriyorsunuz. 75 TL kayıp ücreti var. Bunu ilgili bankalara yatırıyorsunuz. Alo 199'dan ya da nv.gov.tr'den randevu alarak en yakın nüfus müdürlüklerine gidip yeni kimliğinizi alıyorsunuz. Öte yandan yeni tip kimlik kartınız varsa sisteme kayıtlı parmak izinizle işinizi daha da kolaylaştırabiliyorsunuz. Yeni tip kimlik kartınız var ise ve bunu kaybetmişseniz zaten sistemde parmak izi biyometrik verileriniz olduğu için herhangi başka bir belge ibraz edemeden dahi yeni kimlik kartınızı çıkartabiliyorsunuz. Ordu'nun Altınordu ilçesi Mostar Köprüsü yanı kumsal mevkiinde bir kafe restoran açıldı. Açılışta protokol üyeleri de yer aldı. Ordu'nun Altınordu ilçesi Mostar Köprüsü yanı kumsal mevkinde yeni bir kafe restoran açıldı. Açılışa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlı Türk, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını Başkan Güler gerçekleştirdi ve işletme sahibi Muhittin Konca'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bugün ordumuz güzel bir eseri kazanıyor. Aslında açılışı daha evvelden gayri resmi olarak yapıldı ama bugün resmisini yapıyoruz. Gerçekten kafe örnek bir işletme olarak ordumuza, bölgemize, ülkemize hizmet edecek inşallah. Burada bildiğim kadarıyla 60 kişi kadar çalışıyor. Bu önemli bir istihdam. Yani bir ufak fabrika gibi, faydasız fabrika. Dolayısıyla hem turizmimize katkıda olacak hem gastronomi sahasında güzel damak zevkimize hitap edecek yemekleriyle örnek olacak inşallah. Dolayısıyla ekonomimize de katkısı olacak. Çünkü burada pişecek her şey ordunun ya denizinden çıkacak, ya tarlasından çıkacak, bahçesinden çıkacak. Bir sürü millet de buradan direkt ve indirekt olarak buradan yararlanacak. Bizler de hem bu güzel manzarayı Ordu'yu temaşa edeceğiz hem de damak zevkimizi inşallah tatmin edeceğiz. Böylece iş adamları da buradan para kazanacaklar. Ekonomi böylece canlanmış olacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Açılış konuşmasının ardından Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından dualar edildi. Ya Rabbi yediklerimizi, içtiklerimizi, gözlerimize nur, gönlümüze sürur, hastalıklarımıza şifa eyle. Duaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Ya Allah, bismillah. Allah korusun. Protokol üyelerinin kafeyi gezmesinin ardından açılış programı sona erdi. Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de yeni bir alışveriş merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa yoğun katılım oldu. Sahipliğini Mustafa Özdemir'le Adem Karadeniz'in yaptığı alışveriş merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Köprübaşı mevkiinde açılan alışveriş merkezine yoğun katılım oldu. Orduluların yoğun ilgi gösterdiği alışveriş merkezi önce dualarla açıldı, hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu. Hayırlı müşteriler nasip eyle, hayırlı kazançlar nasip eyle, bol bereketli rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Açılışın ardından Ordulular alışveriş merkezini gezdi. Peki Ordulular bu alışveriş merkezinde neler bulabilir? Mutfakla ilgili bütün şeyleri getirmeye çalışıyoruz. Direkt ana toptancıdan, fabrikalardan halka ulaştırmaya çalışacağız. Halkın dertlerini biliyoruz. Bizim için de bir heyecan olur dedik. İşçi çalıştırırız. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyoruz. Ordumuz için hayırlı olsun iş yerimiz. Orduları bekliyoruz. Her hafta değişik ürünlerde kampanya yapacağız. Alışveriş merkezi züccaciye ürünlerinden küçük ev aletlerine, mutfak araç gereçlerinden süs eşyalarına varana kadar geniş bir yelpazeyi Ordulularla buluşturuyor. İş yeri sahipleri tüm Orduluları bu alışveriş merkezine bekliyor. Koltuk ve Özcan ailelerinin mutlu günü. Emre Koltuk ve Ebru Özcan gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine girdi. Altaş TV kameraları da bu mutluluğa şahitlik etti. Koltuk ve Özcan ailelerinin mutlu günü. Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikah töreniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri Emre Koltuk ve Ebru Özcan çifti dünya evine girdi. Gerçekleştirilen nikah törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlı Türk, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit, protokol üyeleri ve çiftin sevenleri katıldı. Kader kalemi yazınca buluşuyorlar, nasip oluyor, alın yazısı, en sonunda böyle güzel bir birliktelik inşallah olacak. Çiftin nikahını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler kıydı. Her ikisi zaten müracaatlarını yaptılar. Evlenmelerine mani herhangi bir şey olmadığını da gördük. Şimdi artık nikah merasimine başlayabiliriz diye düşünüyorum. Çift şahitlerin huzurunda bir ömür birlikteliğe evet dedi. Evet. 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 Tamam. Ama bir daha böyle bu son bağırışın olsun, tamam mı? Sesini bundan daha fazla çıkartmam. İmzalar da atıldı. Allah mesul etsin. Diyastıkta kocası. Ve benim özel de bir duam var. Aynı rüyayı görsünler. Aynı yastıkta. Farklı rüyalar görmesinler. Allah mutlu etsin. Hayırlı evlatlar versin. Çiftin aile cüzdanını AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal takdim etti. Hadi Allah mesul etsin. Ben de bu görevi üstlendiğim için çok mutluyum. Gençlerimize iki can saadeti diliyorum. Genç çift nikahın ardından ilk danslarını gerçekleştirdi. Mutlu ve heyecanlı oldukları her hallerine yansıyan çifte davetliler de oyun havalarıyla eşlik etti. Emre ve Ebru çiftine bizler de Altaş TV ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Bu haberle veda ediyoruz efendim. Sizlere hep güzel haberler aktarmak dileğiyle. Hoşçakalın.